Evet, gezimizin ikinci gününde otelde kahvaltımızı yaptık. Ayder Yaylası'na doğru yola çıktık. Çoğu kişi Ayder'e gidip de işte çok sevmedik, beton yığınıydı vesaire diye konuşuyor vloglarda. Neticede biz Rize'ye kadar geldik ve o yaylayı da görmesek olmaz diye düşündük. Ama şu anda Ayder yolu üzerinde Tar Deresi Bulut Şelalesi'ne girdik. Giriş kişi başı 3,5 liraydı. Öğrenciye 2 lira galiba. Şu anda yürüyoruz ama ne olduğunu açıkçası bilmiyoruz. Sadece yol üstünde diye girip bir bakmak istedik. Buradan sonra da Ayder Yaylası'na doğru devam edeceğiz. Biz buraya yol üstünde böyle hani girip çıkalım diye girdik ama yaklaşık 15-20 dakikadır yürüyoruz. Yorulduk sabahın erken saatleri olduğu için de. Böyle güzel derenin kenarından yürüyorsunuz ama bayağı bir yürüyorsunuz. İnşallah sonucunda da güzel şeylerle karşılaşırız. Şu an Kire muhtemelen... bayağı yürüdük gerçekten. Eğer buraya geliyorsanız öyle yol üstü bir yer değil. Yürüyüş yolu. Yani çok da uzak değil aslında da muhtemelen bir kilometre yürüdük şu anda. Ve devam da edeceğiz ve tahminin üzere buranın bir de geri dönüş yolu olacak. Şu anda bu kadar geldik. Devam ediyoruz bakalım ne kadar daha yürüyeceğiz. Buradan geçen bir çift gördük. Hala yürüyoruz bu arada. Daha var mı dedik. 20 dakikanız falan daha var dedi. Yıkıldığımız an. He? Aynen, girişte bir şey söylenmiyor ne kadar yürüdüğünüzü falan. O nedenle tahmin edemiyorsunuz. 20 dakika daha yürüyeceğiz. Sanırım bütün günümüzü burada geçireceğiz bugün. Go try to touch. Alabalap. Nerede lan bu şelale? Şelale yok galiba. Sanırım şelaleye doğru yaklaştık gibi hissediyoruz. Çünkü dağlardan böyle sular bular akıyor. Ama bayağı yorulduk. It just this mountains looks good. Kire hiç mutlu değil. Ama neticede varmak istediğimiz yere vardık. Ha, böyle bir şeylerle beklemiyordum aslında. Çünkü bakınca bayağı yüksekten geliyor. Hatta bayağı yüksekten geliyor. Ne yapıyorsun ya?
Tar Şelalesi'nde geldik gördük. Güzel bir yer. Her gittiğimiz yer gibi ilk gittiğimizde boş oluyor. Ondan sonra bir sürü tur kafilesi geliyor. Yani görüyor musunuz şu an bilmiyorum ama bayağı yukarıdan beri akıyor. Bu da tabii ki bunu ilginç kılan, bu şelaleyi ilginç kılan özelliklerinden birisi. Şimdi yürümüş olduğumuz bu yolu geri yürüyeceğiz ki muhtemelen daha kolay olacak diye düşünüyorum. Çünkü yokuş aşağı gideceğiz bu sefer. Ondan sonra gidip Ayder Yaylası'nı göreceğiz burada. Çay içeceğiz. Ne? Çay. Ne? Çay istiyorum. Çay istiyoruz. Rize'ye geldik. Çay verin. Ayder Yaylası'na ulaştık. Şimdi biraz burayı gezeceğiz. Belki bir şeyler yeriz, bir şeyler içeriz. Ama yani bütün vloglarda gördüğümüz gibi işte çok beton, çok işte kentleşmiş vesaire. Bence o kadar kötü bir durum yok. Çünkü evlere bakarsanız yani hiçbiri beton değil zaten. Ahşap yapımı bütün evler. Bir de işte yolları güzel. Yani sadece buraya gelmek isteyenler için direkt yolla gelebiliyorsunuz. Onun dışında işte cıvıl cıvıl bütün insanlar burada. İşte burada ineklerle atlarla birlikte oturuyorlar. Yani bence söylenildiği kadar kötü bir yer değil. Kesinlikle Rize'ye geliyorsanız buraya da uğramanızı tercih ederim. Ha tabii ki işte çok yaylı olsun, insan olmasın diyorsanız tabii ki Pokut'a falan çıkmanızı tercih ederim. Ama bizim gibi böyle geçtiğimiz her yeri görmeye çalışıyorsanız bence kesinlikle Ayder gelinmesi gereken yerlerden birisi. Ki şimdi Rize'nin de burada kendi esnafı, kendi işletmeleri vesaire olduğu için onların da para kazanması gerekiyor. Bu kadar gelen turiste hizmet etmek için muhtemelen bu kadar da otel vesaire olması gerekiyor. Çünkü ben Marmaris'ten geldiğim için Marmaris'e de aynı şey söylenebilir o zaman. Çok fazla kentleşme olmuş denir. Ama kentleşme olmazsa turisti nasıl buraya çekeceksin? Beğendin mi? Beğendim. Yani çok... Manzara çok güzel yani bence. Yani güzel. Güzel bence gelinir. Ayder'de bir pastanede oturduk şu anda. İşte pasta çay maya içiyoruz. Yani düşüncelerimiz hala değişmedi Ayder'e karşı. Buraya gelip bütün işlerinizi, işte alışverişinizi, pastaneniz burada, bankalar burada, her şey burada. Nitekim buraya gelip ailenizle işte bir gün geçirip de geri dönme şansınız olur diye düşünüyorum. Bizce gayet güzel. Tek sıkıntı Ayder'in girişinde bayağı bir inşaat çalışması var şu anda. Ne yapıyorlar bilmiyorum ama ilk girişte tabii ki güzel gözükmüyor ama girdikten sonra cıvıl cıvıl buralar, her yer çoluk çocuk. Bence gayet güzel bir destinasyon gelmek için. Geldik Ayder Yaylası'nda gördük. Zaten yayla. Gelip burada oturabiliyorsunuz. Çoluğunuzla, çocuğunuzla hep beraber. Pastamızı yedik, çayımızı içtik. Buradan Galler Düzlüğü varmış sanırsam. 5 kilometre yukarıda diye tahmin ediyorum. Buradan şimdi kalkıp oraya doğru yolumuza çıkacağız. Şu an Galler Düzü'ne geldik ama açıkçası buranın ne olduğunu tam anlayamadık. Çünkü böyle kamp alanı gibi bir şey. Şöyle bir yer var. İnşaat çalışmaları oluyor. Yani açıkçası tam olarak çözemedik buranın ne olduğunu. Şurada aşağıdan şelale akıyor. Burada böyle yemek yeme yerleri falan var. Ayder'den çıkınca yaklaşık bir 5 kilometre gittiğiniz zaman aracınızla buraya ulaşabiliyorsunuz. Yolları güzel. Yani aracınızla gidebilirsiniz dediler. O yüzden geldik.
Ama buranın ne olduğunu tam anlayamadık açıkçası. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Ayder'de o görmüş olduğunuz ufak şelale var ya. Ayder'den buraya gelene kadar yaklaşık 15 tane falan bu şelalelerden görebiliyorsunuz. Yani buraya gelirken her yerinizde, sağınızda, solunuzda bu tarz şelaleler var. Eğer ki Ayder Yaylası'na gelirseniz bir 5 kilometre daha gelip buraya kadar çıkmanızı öneririm ki buradan çok güzel gözüküyor şu anda. Kira şu an internetten baktı. Muhtemelen burası kamp yapmak için tercih edilen yerlerden bir tanesi. O nedenle aşağıda bayağı da bir kamp tarzı, yani kamping tarzı yerler gördük. Ama burayı en güzel görmenin ama sanırım burayı en güzel görmenin yolu drone uçurmak. Biz de drone uçuralım. Bakalım etraf nasıl gözüküyormuş. Şu an Sal Yaylası'na çıktık. Su satmıyoruz biz. Öyle mi? Olduğumuz tura biz 500 lira verdik. Pokut Yaylası'na geldik şu anda. Ah yazık.